Hallo, ich kann nicht spielen. Flocke ist echt. Ich bin Fancy. Umkoloriert, yok mu? Bisschen. Ah, du kommst schon. Ich will anziehen. Das Mama sein Zustand hatte. Eine Rücken. Und wo ist man gehalten? Du bist sehr wichtig. Yeni bir bluzu aldım. Bu arada merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Suri sen ne yapıyorsun? Altında bez yok ya. Ama Ziyad mı ki? Şurada ne oluyor Alp Defne? Size masaya o kadar çok vuruyorsun ki o yüzden düşecek. Allah nasıl sallanıyor. Uy. Defne, su Defne. Yaptın. Helal olsun be. Sen yapabileceksin. Helal olsun be. Ben yapacağım. Sen yapabileceksin. Bak hem kamerayı çekiyorum. Vural. Yapabilecek misin? Luego me quieres ver, eso nunca pasará. Prefiero otra mujer. Ya, videomuzu iz koymuşsunuz buraya. Nasıl yerleştireceğim ben onu? Düşmesin diye öyle koydum. Defne sıra sende. Defne yapabilecek mi? Su da elleme. Şu hale bakın. Elleceksin değil mi? Su da yavaş. Su de. Su de ve. Ama hayır, onu bırak. Yanlışlıkla gözünü su de ver bana. Bebek. Hayır. Ah Sude be. Biz evden çıktık. Çocukları annemlere bırakacağız. Sonra Ceyda, yani kız kardeşim. Onlarla birlikte eve geri gelecek. Onları yatıracak. Biz de arkadaşlarımıza gidiyoruz bu arada. Hiç söylemedim galiba. Tamam hadi yap. Sude kemeri kendisi bağlayacakmış kemerini. Yapamayacaksın ama. Dur. Dur Sude dur. Bak kemeri kaç kere çevirdin. O öyle olmaz. Dur. Dur aşkım. Dur Sude. Mama. Evet, ben aslında Action'a gidecektim. Sonra karar değiştirdim. Teddy'ye girdik. Birkaç parça bir şeyler alıyorum. Burası bayağı dolu bugün. Nedense. Şöyle kızlar için buralara bakınıyordum şu an. Evet, şimdi de benzin istasyonuna geldik. Vural hemen. Vural gözüküyor mu? Gözüküyor. Vural hemen arabaya mazot atıyor.
Onun sonunda yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın evin yakınında DM var. Oraya da gireceğiz hemen 2 dakika. Defne'ye demişim. Sude'ye bez lazım çünkü. Oraya da uğrayacağız. Akşam eve gittiğimde size Teddy'den aldıklarımı da gösteririm. Yarın çünkü Fatmalara gidiyoruz. Kahvaltıya. Çok heyecanlıyım gerçekten. Onlarla ne zaman görüşsek çok güzel oluyor. Yani muhabbet süper oluyor. O yüzden oraya da gideceğimiz için mutluyum. Elimde boş gitmek istemediğim için böyle ufak tefek birkaç bir şeyler aldım. Öyle. Başka ne diyecektim? Teddy'de de işte böyle aslında birkaç şeker çikolata falan da bir şey alacaktım paketleri koymak için ama Teddy'de bir şey yoktu. Vural'da dedi zaten bez lazım. Geldi Emma ya da şeye gidelim, Edika'ya gidelim. İkisi de orada onların evinin yakında olduğu için direkt oradan alışveriş yapmaya karar verdik. Öyle. Şu an gökyüzü acayip. Şu karşısı size göstereyim. Daha doğrusu tünaydın. Biz ailecek Fatmalara geldik. Kahvaltıya, brunch'a. Nasıl demek istersek artık bu saatte. Saat 12 çeyrek var aşağı yukarı. Yerim seni. Aç. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bak Defne abla geldi. Son bir ürün. Son bir çeşidimiz kaldı. Bugün ta kapıdan beri kameran kapanmadı daha görüyor musun? Bugün vlog var o zaman. Çok çok profesyonel. Ben de çektim. Çektin mi? Ben çekiyorum evet. Çek çek. Oo mis gibi de kokuyor vallahi var ya. Sucuklu menemen. Mis gibi oh. Marifetli kadının hali başka tabii ki. Şunu şuraya koyuyorum. Peki o. Ay Allah'ım. Ay küçük bir şeyler. Dün Teddy'ye uğradıydım. Kesinize bereket. Hoşuna giden birkaç şey. Bizim burada kapanıyor biliyor musun? Kapanıyor mu? Pazartesi yarından itibaren kindergartenler kapalı. Aa niye? Yükseldi korona. Burada. Aa yükseldi mi yine? 10 Neler neler yapmış. Bu ne? Reçelli mi bu? Reçelli. Şu vişneli, şu armutlu. Vay. Wow. Dibinde kaldı. Kahve makinesiz. Aynen. Cappuccino yapan insana marifet edilir. Çareler. Tuttu çareler tükenmiyor. Ya ben de istiyorum bir kahve makinesi ama
Artık yeni evde. Ne yapıyorsun işte fıstık gibi, daha ne olsun? Şu ya, IKEA'nın şu şeyi var ya. Bitki şeyi. Ondan sütü şart. Ilık sütü koyuyorum. Pıç pıç pıç. Oh köpürüyor. Oh bak sana. Köpürüyor. Kapuçino. Daha ne? Aynen öyle. Marifetli marifetli. Bu arada şeylerin, pankeklerin tadı acayip güzeldi. Gerçekten afiyet olsun. Şeker kullanıyor muydun? Yok. Yok kullanmıyorum. Şey Ural, o da kullanmıyor. Tamam. Gerek yokmuş demek ki. Kaşık tasarrufu. Yani ama şunları şöyle bir karıştırayım sadece. Üzerine de kalp de yapayım istersen. Ay, hayır, o kadar. Yok. Yok o kadar yapamaz. Yapıyorlar ya şeyleri. Bize istiyorum da senin ne yapacaktın şimdi? Neyse başka zamanı. Ay yok ya, bugün de kalpsiz içi var. Bu arada Fatma acayip kilo vermişsin. Vermiş miyim? Evet. Evet verdim. Verdin. Anne evet, onu mu yapacaksınız? Wow. Biz bahçeye mi çıkalım? Olabilir. Böyle temiz hava alalım bir 10-15 dakika. Olabilir. İyi olmaz. Biz bahçeye çıkıyoruz. Sen zaten çıkarsın tahmin ediyorum. Kendi problemi. Şey masa da var orada. Şöyle bir... Merhabalar. Pazar gününden beri kamerayı bir daha elime almadım. Almaya fırsatım olmadı. Pazartesi hasta olabilirdi, çalışmıyordum. Ama Vural ölence çalıştığı için böyle biraz dengesizlik girdi tekrar. Bu vadiyeli çalışmak aile hayatına çok da iyi gelmiyor, açık konuşmak gerekirse. Ama yapacak bir şey yok, öyle çalışıyoruz maalesef. Bir de çocuklar kreşe gidemedi. Bugün ilk defa gittiler tekrar. Burunları akıyordu ve bilenler biliyor zaten. Düne kadar, yani dün neydi? Dün çarşambaydı. Çarşambaya kadar veya salıya kadar pek emin değilim şu an. Çocukların burnu bile akıyorsa negatif test olmadan kreşe gidemiyorlardı maalesef. O yüzden bizimkiler de gitmemişti. Ama şimdi zaten tamamen iyileştiler. Yani gerçekten iyileştiler bile demek istemiyorum. Çünkü hasta değiller. Sade ve sadece burunları akıyordu. Ama kurallar öyleydi. Burunları bile akıyorsa negatif testsiz gelemezler diye. Her neyse, o kuralı da atlattık. O kanunu da atlattık. Getirdikleri gibi kaldırdılar tekrar. Kendileri de anladılar herhalde, olacak şey değil. O yüzden bu arada yanlış bilgi vermeyeyim. Tamamen kalkmadı. Sadece biraz daha hafiflettiler bu kuralı. Yani ilk başta çıkarttıklarında burunları dahi akıyorsa yapmaları gerekiyordu test gidebilmek için. Şimdi biraz daha şey, hani ateş falan varsa o zaman, ki ateşli olan bir çocuğun zaten kreşte işi yok, ayrı mesele. Neyse, geçen sefer de videoda anlattıklarımda kendimi çok doğru ifade edememişim. Bu benim başıma çok kez geliyor galiba. Ya da bazıları anlamak istemiyor sadece. Konu Defne'nin Almanca konuşup, Almanca demişim, Türkçe konuşup konuşmaması. Birisi şey diye anlamış, hani ben zaten umursamıyorum gibisinden anlamış Türkçe konuşmamasını. Öyle bir şey yok. Umursamıyorum demiyorum. Benim için önemli değildi demiyorum. Sadece şu an üstüne gitmeyi doğru bulmuyorum. Yani üstüne gitmeye gerek yok. Gelirse kendiliğinden yavaş yavaş gelir. Baktım hiç gelmiyor. Biraz onu o tarafa doğru tekrar yönlendirmeye çalışacağım elbet. Çünkü o videoda söylediğim gibi benim için çok önemli. Yani benim için önemli olan bir şeyi böyle atıp boş veremem zaten. Ama şu an üstüne gitmeyi doğru bulmuyorum. O yüzden şu anlık, şimdilik bu konu benim için çok gündemde değil. Öyle söyleyeyim. Belki o zaman daha iyi anlaşılır ne demek istediğim. Evet, onun haricinde size başka ne söyleyecektim? Aslında bu klibi şu an sadece videoyu kapatmak, sonlandırmak için yapıyorum. Çünkü çok parça parça olduğunu düşünüyorum.
Teddy'den aldıklarımı size gösteririm diye söz verdim. Sonra göstermedim. Çünkü çok fazla bir şey de yoktu zaten. Nasıl söylesem, ilginizi çekebilecek bir şey de yoktu açıkçası. O yüzden de göstermedim. Biz şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi Vural öğlence. Ben işten geldim. Hemen şipşak duşumu aldım, hazırlandım, gittim kızları aldım. Annemlere uğradık. Annemlere uğradıktan sonra küçük bir alışveriş yaptık. Bunların hepsini tabii ki çekebilirdim. Ama iki tane küçük çocukla dışarıda olmak nasıl bir şey? İki tane çocuk, küçük çocuğu olanlar biliyordur, anlıyordur beni. O yüzden kamerayı hiç yanımda götürmeyi bile denemedim. Çünkü zaten bir şey çekemeyecektim. Alışverişte gerçekten onları zapt etmekle uğraşıyorum çünkü. Ama size neler aldığımı gösterebilirim. Çok fazla bir şey almadım. Şöyle fırına koyabilmek için peyniri aldım. Biz bunu hafta sonları çok seviyoruz. Bir ara çok alıyorduk. Sonra çoktan biri almadığımızı fark ettim. Bundan aldım. Cumartesi günü kahvaltıda yeriz diye. Bugün ve yarın için ekmek aldım. Çünkü birazdan sosis yapacağım. Ben böyle kendim ekmek arası yemek istiyorum. Öyle canım çekti bugün. Aldığım sosis de şu. Ay, Geflügel Bratwurst. İnsanlar grill sezonunu açmış. Instagram'da her yerde grill görüyorum. Canım çekti. O yüzden normalde grillde kullandığımız bu sosislerden aldım. Ama şeyde yapacağım. Neydi? Silex'te yapacağım. O da bir nevi grill fonksiyonunu görüyor zaten. Kızlara bir de yanına şey yapıyorum. Şu sebzeli şeyler var ya, stickler. Bir de onlardan yapacağım onlara. Sonracığıma bugün gittiğim dükkana ben fazla uğramıyorum. Netto'ya fazla gitmiyorum ben. Ama arada sırada gidince işte böyle değişik değişik şeyler buluyor insan. Şu tatlı patates çipsini buldum. Bio. Hatta sonra devam çekmeyeceğim için sizinle birlikte bir tane dinleyeyim. Şöyle. Ben tatlı patatesi çok seviyorum. Yani öyle fırında falan yapmasını çok seviyorum. Bunun tadı böyle wow. Bundan sonra hep bunu almalıyım. Değil ama idare eder. Şurada arkasında yazılanlar işte çok iyi. İşte glutensiz, bio, yani organik. %100 natural. Siz anladınız. Ve içinde palmiye yağı da yokmuş. Yani aslında şey olarak bayağı iyi. Ama tadı bilemedim. Belki yoğurda bandırarak, yani yoğurtla böyle bir sos yaparak daha güzel olabilir tadı diye düşünüyorum. Bir tane süt aldım. Yarın iş için şöyle bir tane ne deniliyor buna? Smoothie. Nasıl aklıma gelmez. Bir tane smoothie aldım. İçinde şey var. Bunlar chia tohumları değil. Bunlar Drachenfrucht. İçinde Drachenfrucht var. O yüzden öyle. Drachenfrucht'un Türkçesini bilmiyorum. Salatalık. Birkaç tane donut.
kızlar karar veremedi hangilerini yiyeceklerini. Dedim gerisinde zaten Vural yer. O yüzden sorun yok. Sonra kasada bu küpeleri buldum. Ve aman tanrım bu tam benim tarzım dedim. Şöyle. Ya çok tatlı değiller mi? Vallahi. Çok ama çok sevdim ben bunları. Neyse şöyle bir takayım. Siz de görün. Çok tatlılar gerçekten. Zaten ben genelde Netto'ya ne zaman gitsem orada kasadaki takılar hep hoşuma gider. Yani oranın takıları gerçekten güzel. Bu hangi marka? Yazmıyor. Ama bayağı beğendim yani. Çok hoşuma gitti. Çok tarzım. Bu tarz bir kolyede bulsam süper. Neyse bu kadar da alışverişimiz. Dediğim gibi fazla bir şey almadım zaten. Ben şimdi yemeklerimizi yapayım. This might be right.